efendim, bugün birbirinden güzel konuklarımız var. Programımızın adını hemen söylüyorum efendim. Bugünkü programımızın adı Gönül Gözü orta metrajlı filmin tanıtım programındayız. Değerli yazarımız Ergun Sözen bizlerle birlikte, değerli yönetmenimiz Yavuz Doğan bizimle birlikte ve değerli oyuncularımız Bahar Özmert ve Selim Özdemir de bizlerle birlikte efendim. Öncelikle hoş geldiniz diyorum programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Hayırlı yayın. Evet, ben şöyle başlamak istiyorum programa. Bu film gerçekten muhteşem bir film. Ve insanların tekrardan başa dönüp izlemek istedikleri bir film olmuş. Öncelikle tebrik ederim ekibe. Tekrardan seyredebilirler bu filmi. Yani atıyorum film 33. sahnede bittikten sonra tekrardan aynı gün içerisinde seyretmek isteyecekler. Çünkü bağımlısı olacaklar. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim sevgili Burkan. Rica ederim. Anlattın. Evet. Aslında gerçekten 35 dakikalık bir film ama bittikten sonra da tekrar seyredilmek istenecek bir öyküsü var. Bence dilerim şansı bol olur, ufku aydınlık olur. İnşallah. Malum yarın da saat 10'da Kanal 34'te yayında. Evet. Yani bunu izledikleri zaman salı günü olacak yayında. Salı günü saat 10'da Kanal 34'te olacak. Çünkü bu filmin ilk izlenim hakkı Kanal 34'e ait. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, aslında bizim bu programımızdan daha önce gerçekten salı akşamı saat 2 itibarıyla ilk gösterimi Kanal 34'te yapılacak. Buradan da gösterim yapıldıktan sonra sizin bu programınız yayınlanacağı için bence evet, film tanıtım birbirine tamamlayacak iki güzel eleman oldu. Bu yönden de Kanal Perde'ye şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Biz daha çok ederiz. Evet, ben sözü çok fazla uzatmadan ilk önce bu filmin yazım aşamasını, yazım sürecini merak ediyorum ve senaristimiz ve oyuncumuz Ergun Sözün'e sözü bırakıyorum. Teşekkürler sevgili Burkay. Aslında ben gerçekten çok güzel bir ekiple çalışıyorum ve bu ekip arkadaşlarımla da gurur duyuyorum. Çünkü Yeşilçam hikayelerini kısa sürelerle de olsa o kadar güzel uyum içinde tekrar dile getirmeye başarıyoruz ki bana göre Yeşilçam'ı buram buram hem bu filmleri çekerken, bu öyküleri canlandırırken hem de seyircilere sunarken müthiş bir keyif duyuyoruz. Tabii bu bizim kendi duygularımız. Çünkü bir yerde insana kendi yaptığı iş gayet her zaman güzel gelir, kusursuz gelir ama neticede bir nebze de olsa o eski duyguları canlandırabiliyorsak bundan gurur duymamak mümkün değil. Tabii buradaki başarılı yönetmenimiz sevgili Yavuz Duman'a, özellikle bu filmde bize eşlik eden kadın oyuncumuz Bahar Özmert'e ve sevgili Selim Özdemir'e de her zaman minnettarım bu güzel ekibi oluşturdukları için. Öykü aşamasına gelince gerçekten hani o Yeşilçam'ın sımsıcak insan ilişkileri, o karşılıksız aşkları ve insanların birbirinin gözünün içine bakarak birbirlerini aslında gönül gözüyle sevdikleri dönemler vardı. Evet, sizler belki yeni nesil, genç nesil o dönemleri pek yaşamadınız ama ben özellikle 1975 yılından beri Yeşilçam sektörü içinde zaman zaman bulunduğum için bu duyguları asla unutamadım. İşte şimdi ne zaman yeni bir proje için kolları sıvasak gene o duygular sanki gönlümüzden fışkırır gibi gündeme geliyor ve böyle hikayeler ortaya çıkıyor.
Konunun çok detayına girmek istemiyorum ama özellikle şunu net olarak söyleyebilirim ki yine bu Gönül Gözü filminde buram buram aşk kokan bir hikaye. İzin verirsen şimdi özellikle sevgili yönetmenimiz Yavuz Duman'la çekim aşamalarına gelelim ve çekim aşamaları arasında da tekrar hikayemizi dillendirmeye çalışalım. Tabii ki de. Şimdi ben mi devam ediyorum? Buyurun Yavuz Bey. Sizdeyiz. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Gönül Gözlü Kırmızı Mendil'den sonra hayata geçirdiğimiz geçmişini severek çalıştığım kadrolardan bir tek Selim değildik tabii ki. Çok sevdiğim oyuncularımızdan sevgili Bahar Hanım, Ergun Hocamız yine çok başarılı bir kompozisyon sundular. Yani gerçekten oyunculuklarına zaten hiçbir zaman diyecek bir şey yok. Özellikle Bahar Hanım zaten oyunculuğa başladığı andan itibaren özellikle bu son filmde yapmış olduğu o oyun gerçekten muhteşem. Ergün Hocamız keza gene öyle zaten oyunculuk bakımından. Çekim aşamalarına geldiğimiz anda biraz aslında aksilikler yaşadık bu çekim aşamasında. Lakin güzel bir sonuçla tekrar karşılaştık. Her şeyde bir hayır vardır derler ya. Biraz da aslında o oldu. Ama filmin ilerleyişi, hikayesi o kadar müthiş bir hikayesi var ki. Yani işte dediğimiz gibi az önce Ergün Hocamız da bahsettiği gibi Yeşilçam'ın o güzel duygularından alıntı yapılarak aslında o Yeşilçam'ın devamı niteliğindeki bugünkü Yeşilçam diyelim artık hayata geçirmeye çalışıyoruz. Zaten bu filmlerimiz, bu belgesellerimiz her zaman Yeşilçam'ı zaten yaşatacak ve bugünün Yeşilçam'ı olacak. Yani tabii ki Yeşilçam'ı biz geri getiremeyiz ama bugünün Yeşilçam'ına doğru artık ilerliyoruz. Güzel yollar katlettik. Değerli oyuncularımızla, sevgili ekibimizle çok güzel bir çekim aşaması oldu. Ben her zaman çekimlerimde gerçekten hem eğleniyoruz hem de o sımsıcak çekim aşaması geçiyor. Tabii ki bu oyuncularımıza ve ekibimize bağlıdır her zaman. Ben sözü yine sizlere bırakıyorum. Evet, ben çok de sözü Kemal'e bırakıyorum. Kemal. Top sende. Gönül gözüyle sevmek gerçekten çok özel bir duygu olsa gerek. Yani çok çok özel, çok çok nadide bir duygu olsa gerek. Ben şöyle demek istiyorum. Gönül gözün kapalıysa sabret, açılır bildin. Sevdim diye üzülme, sevdanın hayrı sevendedir. Yüreğinin yarısı değilse elini tuttuğum, kaderimi buldum sanma. Diğer yarın tamam değil daha. Ve tabii ki bu diğer yarımızı güzelliklerle, sadakatle, saygıyla, filmde de geçen sevgiyle ve bir anlamda dayanışmayla demek istiyorum, birliktelikle demek istiyorum. Çünkü filmde bir Selim Bey de aramıza katıldı, kadroya katıldı ve onun da oyunculuğu gerçekten çok doğal, çok güzel ve ben tabii ona da sormak istiyorum ama genel bir giriş yapmak istedim. Filmde şöyle bir durum var. Değerli Ergun Sözen Üstadımız eğitim masraflarını karşılamak istiyor ve makine mühendisliği öğrencisi, yani makine mühendisliğine yerleşmek isteyen Selim karakteriyle beraber, Can Bulandur Selim karakteriyle beraber ve tabii ki Ergun Sözen Üstad'ın ve Bahar Hanım'ın da yine pencerenin başına çıkıp Bahar Hanım'ın çiçekteki saksıdaki bitkileri sanki onlarla konuşurmuşçasına, sanki onlarla yeni bir dünya, yeni bir güzellik yaratırmışçasına samimiyeti de çok güzeldi. Ben şundan bahsetmek ve sormak istiyorum sizlere. Film hangi mekanlarda çekildi? Ve tabii ki hangi tekniklerle çekildi bunları da çok merak etmek istiyorum. Ve tabii ki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olsun, Galata Kulesi olsun, vapur olsun, iskele olsun. İstanbul'a gidemeyenler için de aslında İstanbul'u çok güzel anlatan mimarisinin tarihini, Mezopotamya'sını. İstanbul'un seçilmesinin de bir
kriteri var mı bu konuda? Sizlere sormak istiyorum. Değerli Ergun Sezen Üstadım ve Yavuz Duman Bey. Sevgili Kemal, aslında gerçekten bu kadar güzel duyguları bu film bile getiriyorsa inan gönlümüz sımsıcak ısınıyor. Senin bu güzel övgülerine teşekkür ediyorum ve emeklerimizin bir yerde boşa gitmediğini ve sizlerle paylaşıldığını görmekte gerçekten bizi daha güçlü kılıyor. İstanbul bu filmde biraz sonra Yavuz da çok açık bir şekilde ifade edecektir. Gerçekten o güzel drone çekimleriyle buram buram yaşamış. Ben kurgudan sonra gerçekten İstanbul'u ne kadar doğru bir mekan olarak seçtiğimizi özellikle seyredince filmi fark ettim. Çünkü İstanbul'da özlediğimiz en az insan sevgisi kadar çok daha önemli bir faktör de var sevgili Kemal. Yeşil alanlar, o güzel doğa, o güzel boğaz ve bugün kaybetmemiz gereken mavi, yeşil ve bunların içinde her gün biraz daha yeşerecek, biraz daha filizlenecek ve bizi tekrar eski mutlu günlere bir nebze olsun götürebilecek insan sevgisi. Ama bu insan sevgisinin yaşayabilmesi için doğanın da müthiş bir şekilde korunması lazım ve bozulmaması lazım. İşte bu bakış açısıyla da İstanbul motifleriyle de bu gönül gözü filmimiz gerçekten aşkı farklı boyutlarla da dile getirebildi. Doğanın güzelliği, doğanın içindeki insanın güzelliği ve o gönül gözümüzle aslında nerelere kadar enerjimizin ulaşabildiği. Bunlar çok değerliydi. Ama izin verirsen tekrar önümüze geçmek istemiyorum ama sevgili yönetmenimize şu İstanbul görüntülerini ne kadar güzel kurgu içinde yerleştirdi bir kez daha soralım bizden. Evet, gerçekten İstanbul yaşadığımız şehir dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Hani şu Yeşilçam'a döndüğümüz zaman şöyle bir şey vardı. Hani siyah beyaz kamera döner ve boğazı gösterir. Tabii o zamanları şey yok, yani drone çekimleri, bu teknoloji yok. Biz de artık bu teknolojiyle biraz Yeşilçam'dan yeni teknolojiyle onu aktarıp İstanbul'un doğal güzelliğini aslında tepe bakışıyla gösterir. O filmin doğallığına döndürüyor. Yani filmin o merkezine, o olayların geçtiği noktaya, o çiçeklerin, işte maneviyatın nasıl olduğunu orada aslında onu istemeye çalıştık. İstanbul'un işte ne kadar kalabalık da olsa o doğal güzelliğinden hiçbir şey yapmadım. Biraz da beton yığınlaşması var ama o gece güzelliği her zaman biraz daha berrak olduğunu onu hissettirmeye çalıştık. Filmin ilerleyişinde de zaten siz de gördüğünüz gibi insanlar belki ilk başlarda fazla bir şey anlamayacaklar ama ortalarından veya sonlarına doğru artık akıp gidecek ve bağımlısı olacakları, belki devamını isteyecekleri bir film olacaktır bu. Belki uzun mesajlısını isteyeceklerdir ve bana gelen çok olumlu söylentilerinden de bunu anlıyoruz. Yani filmin devamı olmaz mı? Uzun mesajlısı biraz daha uzun olaraktan olmaz mı? Hani şu şöyle olsa da, bunu böyle olsa da, bir yerden çıksa da yani dedim tabii ki ilerleyen zamanda bunlar görüşülecek ama gerçekten izleyenler filmi çok beğendiklerini siz de takdir edersiniz ki tabii ki daha iyi bilirsiniz. Artık takdir izleyicinin diyorum. Ve tabii ki en önemli konu her zaman söylediğim gibi mekan ve oyuncudur. Yani oyuncu bunu aksettiremediği müddetçe kral tahtında, kral dairesinde çekseniz o filmden hiçbir hayır beklemeyin. Maliyet ne kadar düşük olsun veya maliyet ne kadar yüksek olursa olsun bunu oyuncular güzel yapar. İçindeki o güzellikler ortaya çıkartır. Ve nitekim de biz bunu ortaya çıkarttığını düşünüyoruz. Takdir artık izleyicilerimizin diyorum. Buyurun. Evet, çok teşekkür ederim. Topu ben alayım. Çünkü şimdi sırada bu filmin fragmanı var. Evet. Gönül gözünün fragmanı sizlerle birlikte. İyi seyirler. Kaldığımız yerden seyrettikten sonra tekrardan devam edeceğiz efendim. Thank you.
Başarıyla mezun ol, mühendis olduğunu göreyim. Bana yeter. Sen benim için çok önemli bir emanetsin. Öncelikle teşekkür ederim. Bu filmde yer almaktan ayrı bir gurur duyuyorum. Bu filmde benim için bir dönüm noktası oldu. Yani ilk diyalog rolüm ve ilk, yani bu sakat rolü olarak ilk verdiğim performans. Umarım beğenirsiniz siz de. Evet, ufak tefek teknik hatalarımız olabilir ilk seyre rağmen. Ama yani takdiri sizlere bırakıyorum. Yani bu filmin en güzel benim için vurucu noktası, annesine bağlı bir evlat. Her gün onun değer verdiği çiçeklerini suluyor. Hiç, yani günlerce geliyor onun çiçeklerini suluyor. Benimsemiş bir şekilde. Ve orada Ergin Bey'in gelip bana sarılma noktası ve o Bahar Hanım'ın özlemden bakma o noktası tam bir trizi nokta. Böyle özlediğimiz Yeşilçam havasında bir film olduğu için, yani bu senaryoyu uyguladığı için ve kurguyu yapan sevgili Yavuz Özlem'e öncelikle çok teşekkür ederim. Yani filmler izlediğimde tüylerim diken diken oluyor diyebilirim. Sözü size bırakıyorum. Evet. Gerçekten ben de bir şeyler eklemek istiyorum filmle ilgili. Bir seyirci gözüyle söylemek istiyorum. O müzikle anlatılan, o sevdiğini pencerede görürken, yani görmek istediğin kişiyi gördüğün zaman o gurur verici bir tabloyu oluşturuyor seyrettiğim zaman ve o çiçeklere, Bahar Hanım o çiçeklere bakarken kendimi birdenbire o filmin içinde sanki ben de oynuyormuşum gibi hissettim. Sanki ben de uzaktan Bahar Hanım'ın çiçek sulayışını, çiçeklere bakışını sanki uzaktan böyle seyrediyormuşum gibi, sanki ben de o setin içindeymişim gibi hissettim. Umarım izleyenler de bu filmi beğenirler. Bu filmi izlemek istiyorlarsa da Kanal 34'ten izleyebilirler. Evet. Gerçekten güzel bir film oldu. Başarılarımızın devamını diliyorum ben öncelikle ve sözü Kemal'e bırakıyorum. Teşekkürler Burkay.
Evet, ben Bahar Hanım'a bir soru yönlendirmek istiyorum. Şimdi tabii ki sizin oğlunuzu canlandıran Selim Bey, o da çok güzel oynadı elbette ve bir anne-oğul ilişkisinden öte bir ilişki var aslında. Yani Kafka'nın bir babaya mektup kitabını okumuştum. Çok da tavsiye ederim gerçekten. Çok önemli bir yazardır. Ve orada babasına söyleyemediği şeyleri, yani babasıyla paylaşamadığı şeyleri. Ama burada tabii gönül gözüyle, hani görmek diyoruz ya, aslında gönül gözüyle paylaşmak. Hani o da aslında ayrı bir, bence farklı bir iletişim dili. Farklı bir, yani sessiz sinema gibi başlıyor. Evet, sessiz sinema gibi devam edecek diyoruz. Bir böyle sürpriz havası da var. Böyle bir bilinmezlik havası da var. Yeşilçam'ın içerisinde tartıştırılmış. İşte o bilinmezlikten dolayı da filmin devamı gelecek mi diye. Çünkü bir devam niteliğinde bir mesaj gibi oluyor. Şimdi oğlunuz size diplomasını uzattığında ben çok merak ediyorum. Ne hissettiniz Bahar Hanım? Öyle bir sahne var çünkü. Evet, özel bir sahne var. Benim manevi oğlum, yani çocukluğundan beri beni maddi ve manevi desteklemiş olduğum oğlum. Kendisi gerçekten benim bütün desteğime karşılık veriyor. Gayet güzel okuyor ve bana diplomasını getiriyor. İşte o an gerçekten çok özel bir an. Ondan beklentilerimin karşılandığı, verdiğim emeklerin karşılığını gördüğüm bir an. Vefalı bir evlat portresi çiziliyor. Gerçekten bu filmdeki en duygusal anlar. Senin de dediğin gibi bu duygusal anlara bir de filmde gizem ekleniyor. Yani bu film vermek istediği bütün duyguları, bütün mesajları gerçekten sanırım verebilmiş. Bunu görmek beni çok mutlu ediyor. Böyle güzel bir ekiple birlikte çalışmak gerçekten ayrıcalıklı bir durum olduğunu düşünüyorum. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Bizlere böylesine değerli bir yapıt, bir festival niteliğinde aslında bir yapıt kazandırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Evet, bir önceki yine filmimizde de bir soru olarak, ya daha doğrusu eğer Gülseden Üstad'ımla yaptığımız sohbet pınarı programında, benim kendi bireysel sunduğum programda da sorduğum bir soru. Ama burada sanırım bu soru çok çok merak uyandıracak ve çok çok üzerine konuşabileceğimiz bir soru olduğunu düşünüyorum. Ortak bir soru aslında bu. Çünkü aslında hani kalp gözüyle sevmek, gönül gözüyle sevmek, bunlar tabii ki çok özel duygular bence. Hani hayalle gerçek arasında yaşayan bir karakter var aslında. Ama o hayaline de çok bağlı bir karakter. Gerçeğine de çok bağlı bir karakter diye düşünüyorum. Zaten hayatta da öyle olmak lazım değil mi? Yani hayallerimizin hayal denizinde de yüzmemek lazım ama gerçeklerimize de aslında bir anlamda bağlı olmak lazım. Tam olarak hayallerimizin peşinden giderken. Gönül gözüyle sevmek neyi ifade ediyor sizlere? Nereye çağrıştırıyor? Sevgili Kemal, öyle güzel bir soru ki aslında hayatın sırrı gibi bir şey bu sorunun cevabı. Yani hayatın gizemi gönülde sanmak. Doğada yaşıyoruz. Harika bir doğada yaşıyoruz. Bir mucizenin içinde aslında yaşıyoruz. Ve maalesef doğada ki o bize sunulan birçok güzelliği gönlümüzle bakmadığımız için göremiyoruz. Burada tek olarak bir bireysel sevgiden bahsetmiyorum. Çevremizde bizlerle beraber yaşayan bütün canlıları, oluşan bütün kainatı ve bunun güzelliği içinde aslında insanın da bu kainatın bir parçası olarak bu ortamda yer aldığını vurgulayabilmek için gönül birliğiyle yaşamamız gerekiyor. Gönlümüzden bakarak yaşamamız gerekiyor. Bir nebze bunu hatırlatabildiysek bu küçücük öyküde kendimi gerçekten çok mutlu hissediyorum. Ve biraz evvel senin o tekrarladığın
üç mısra gibi gözümüzün gördüğü bizi yanıltabilir ama gönlümüzün gördüğü bizi asla yanıltmaz. Gönül gözüyle görmek de maalesef ayrı bir beceridir. İnsanın buna kendine alıştırması lazım. Ve buna inanması lazım. Gönlünün daima açık olduğuna, iletişimi gönül gözüyle kurduğumuzda kendimizi inandırmamız lazım ki doğayla bütünleşebilelim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok haklısınız. Ve yüreğimizin sesini, ben de şöyle bir söz söylemiştim, nacizane. Kendimi gönlü şiir yakan adam olarak atletmiştim ama ben aslında bu sözü bu filme uyarlamak istedim. 2013 yılında yazdığım bir şiiri şu anda bu filme uyarlamak istiyorum. Biraz doğaçlama, biraz da tabii ki program sorularım arasında vardı. Yüreğinin sesini dinle. Her zaman sana farklı bir telden anlatır gerçeği. Yüreğinin öğrencisi ol, en güzel o anlatır sevmeyi. Ben de şöyle demek istiyorum. Yüreğinin sesini dinle. Her zaman farklı bir telden anlatır gerçeği. Gönül gözünün talebesi ol, o en güzel şekilde anlatır sana. Koşulsuz sevmeyi, koşulsuz saymayı demek istiyorum. Evet. İşte gönlümüzün içindeki ses bu. Teşekkürler. Ağzına sağlık sevgili Kemal. Ağzına sağlık. Gerçekten çok güzel. Sağ olun. Ağzına sağlık. Değerli bu parçalara topu bırakmak istiyorum, sözü bırakmak istiyorum. Evet. Bir ara verelim. Gönül Gözü filminin kamera arkasını hep birlikte seyredelim. Ondan sonra kaldığımız yerden tekrardan devam edelim. Film güzel film olmuş ve ben şunu söylemek istiyorum. O evin etrafı, o bahçe, o çiçekler insanlara bir de şunu aşılıyor bu film. Hayvan sevgisini,
bitki, o çiçek sevgisini ve en önemlisi de insan sevgisini aşılıyor. Çünkü Bahar Hanım'ın da az önce bahsettiği gibi Selim Bey de Bahar Hanım'ın manevi oğlu rolünde oynadı. Ve insanlara acaba ben de böyle bir çocuk bulabilir miyim diye düşündüren bir film. Bana göre gerçekten güzel bir film, başarılı ve inşallah devamı da gelecek. Böyle filmlerin, bunun devamı da olmasa böyle filmlerin devamı gelecek diye ümit ediyoruz. Gerçekten güzel bir program oldu bu arada. Çok ben eğlendim. Bilmiyorum konuklarımız eğlendiler mi programda? Çok iyi bir programdı. Öncelikle bu güzel yayını bize sunduğunuz için sizlere teşekkür ederiz. Kemal Bey ve Burkay Bey. Bizler çok teşekkür ederiz. Böyle bir yapı sundunuz bizlere. Gerçekten çok güzel bir programdı. Emeğinize sağlık. Sevgili hocamız Ergün Söz'ün Bey ve Bahar Hanım'a, sevgilerime, tekrar sizlere ve sevgili seyircilerimize çok teşekkür ederiz. Sanattan ayrılmasınlar. Böyle filmlerinde her zaman yapılmamış olan filmler aslında. Şöyle diyeceğim. Yapılmamış filmleri yapmak her zaman güzeldi. Yani güzel olanı yansıtmak her zaman güzeldi. Herkesin yaptığını değil de öyle diyelim artık. herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Bu güzel programı sevgili Kemal, sevgili Burkay, hakikaten destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Kırmızı Mendil'de de bizi yalnız bırakmadınız, gönül gözünleri yalnız bırakmadınız. Gerçekten bu tip destekleriniz bizim bu projelerde daha bu tarz ülkelerle yola devam etmemiz için en büyük destektir, en büyük katkıdır. Ama izin verirseniz bu güzel programı, aramızda bir prenses var gerçekten. Bir prensesin duygu seri içinde gönül gözüyle bitirelim. O bize gönül gözünü tarif etsin ve programın son cümlesi de o olsun. İzin verir misiniz? Tabii ki, çok teşekkür ederiz. Evet. Buyurun Bahar Hanım. Gönül gözüyle görebilmek, gönül gözüyle sevebilmek için bir şart var. Empati yapmayı öğrenmeliyiz. Empati yapabilmeliyiz. Çiçeğe, böceğe, doğaya, insana, her şeye empatiyle yaklaşabilirsek eğer, gönül gözümüzün açık olacağına inanıyorum. Bu program için siz değerli insanlar, Kemal ve Burkay'a çok çok teşekkür ediyorum. Sanatla kalalım, sanatla yaşayalım. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Biz çok teşekkür ediyoruz ve gönül gözüyle kalalım demek istiyorum ben. Gönül gözümüzle kalalım, gönül gözümüzle bakalım, gönül gözümüzle sevelim. Ve ötesini de aslında sevginin de ötesini görelim, saygının da ötesini görelim. Yani bunu en güzel şekilde yaşayalım istiyorum. Ve tabii ki sizlerin de yine filmin de doğasında gereği çiçeklerimiz de tabii ki bugün bizlere arkada fonda destek verdiler. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum bütün katılanlara. Bütün değerli oyuncularımıza, bütün kasta, değerli yönetmenimize ve Serkan Uzun'a da çok teşekkür etmek istiyoruz. Görüntü yönetmenimiz tabii ki. Onun da adını not etmiştim ve söylemek istiyorum. Burkay Çağlar'a bırakıyorum sözü. Evet, teşekkür ederim Kemal. Evet, ben de son sözlerimi söyleyeyim ve programımızı yavaş yavaş kapatalım. Efendim, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ve bu ekiple inşallah başka projelerde birlikte oluruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve her zaman sanatla kalın diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Sağlıkla kalın.